Değerli dostlar, değerli YouTube izleyicileri. Evet, bizim dumanımız sahnede arkadaşlar. Dediğim gibi Durmuş abinin orada uçan dumanının yumurta kardeşi. Bakalım bizim bugün burada ne yapacak? Hep beraber görelim. O zamanlar uçuramadık. Bakayım. Kalkışır bir şekilde. Bakalım ne yapacak? Takas kalktı bugün ilk defa. Evet inşallah. Evet arkadaşlar, yerimizi bilmeyenler için uçum kümesimiz, damızlık kümesimiz, çevremiz de bu şekilde ve pistimiz arkadaşlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet, bir tanesini böyle koşuyorken gidi arkadaşlar. Aferin. Evet, kuşumuz alçaldı. Dönmeye girer diye düşünüyorum. Beş dakika ama çok fazla gidemedi. İnme şeyi gibiydi. Bir 10 dakikadır havada. Nasıl olacak bilmiyorum. Yalnız işte hayvan her gün uçmadığı için biraz tedirgin arkadaşlar. Burada görüyorsun bir ağaç kalkan var. Bağırdığı zaman hayvanlar falan çok korkuyor. Tabi bunları atmaca hep kovaladı arkadaşlar. Onun da korkusu var. Ondan dolayı bir tedirgin uçuyor hayvanlar. Öyle söyleyebilirim yani. Lan kuş yine havada. Orada. Kuş öbür tarafa gitmek istiyor. Öbür tarafa gidemiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum ağaç kalkanlar sesini duyuyor musunuz? Namussuzlar. Evet arkadaşlar, 10 dakika falan oldu. Altına şöyle bir iki kuş çıkartayım. Kuşsuz yine girdi iki defa. Bakalım kuşlar nasıl bir performans sergileyecek. Göreceğiz. Şu çan üstünden girdi. Bugün gidemiyor. İki gündür uçurmuyor. Onun da etkisi olabilir. Yere bir tane kuş attık. Hemen arkasına girdi. Vay namussuz vay. Bunu iyi gitti, aferin. Demin kuş alırken içeri arkadaşlar yine girdi. Kaçın sevrıldı. Ya 3 ya 4 olması lazım. Şimdi şöyle 3 tane kuş çıkarttık şu anda. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Ulan da. Aferin. Alçalttı. Aslında girerdi oradan. Girmedi. Kuşları açtığım zaman arka arkaya iki tane girdi arkadaşlar. Onun için doğru gün yakalayamadım seferini. Kuşumuz da tabi bir tarafta. Görüyorsunuz gidiyor. Neyse. Görüşürüz. Bir kere orada havada patladı arkadaşlar. Giremedi. Orada patladı. Neyse onu çekiyoruz. Havada patladı. Doluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuşumuzun inişi bu şekildeydi. Ben de uçmadı bugün. Tam olarak anlamadım niye uçmadı ama. İki gün duruşmuyordu. Belki de ondan da olabilir. Bilmiyorum. Neyse bakalım. Hemen bunun arkasına diğer bir boz erkemiz var. Onu kaldırayım. Onu izleyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Değerli arkadaşlar, boz erkeğimiz şöyle bir kaldıralım. Kapayım. Bunda uçmaya niyeti yok herhalde. Bir 15 metre falan kalktı arkadaşlar tek takla. Şöyle inanın bana bu kuşun da şöyle söyleyeyim ya 6 ya 5 havaya kalkışı var arkadaşlar. Kulakları tam gelmedi. Şöyle görürseniz tam düzgün değil. Kısal uzunluğu. Ama birkaç kere grupla kaldırdık böyle arkadaşlar.
Bu da normalde böyle bir 20 dakika falan uçuyor. Veya yarım saat civarında uçuyor. Tabi dumanlımız da normalde 45 dakika uçuyordu ama 20 dakika falan uçtu. Buna da 20 dakikadır için 10 dakika falan uçuyor arkadaşlar. Şöyle havada görüyorsunuz. Evet. Biraz sonra kuş açtığında görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadan bir kere girdi. Normalde şu taraftan geliyor ama rüzgar bugün şu aşağıdan yukarı estiği için demek ki kendine yeni yer yapmaya çalışıyor. Evet, kuşumuz da burada arkadaşlar. Şöyle söylediğim gibi. Bunu yavruluğuna da hemen hemen bir hafta falan uçurdum. Evet, gördüğünüz gibi yukarıda aldı bir tane böyle hafiften. Antrenman mayatında kalıyorum arkadaşlar. Bu benim boğuzlardan. Erkek hazır kuşumuz bu var. Bir tane boğuz dişi var. Boğuz dişi çok güzeldi. Ama atmaca onu maalesef iki kere ağaca soktu. Herhalde kanadını mı ne böyle yamulttu. Kuş ya bir taklaya, iki taklaya düşürdü. Vuramıyor taklayı. Kanada biraz ziyan. Onu da o şekilde uçuruyorum. Zaman buldukça. Bir tane gök erkeğimiz var. Tekte. Evet, şu aklından yine atladı biraz. Antrenman bayatında şöyle, evet arkadaşlar. Gök erkeğimiz var dediğim gibi. Ondan sonra bir tane dumanlı erkeğimiz var. Bir tane yine dumanlı erkek gene var. Ama o dumanlı erkeğin kadını kestim. Onu inşallah 3. hedef falan arkadaşlar. Arkadan atlamaya başlıyor. İşte görüyorsun arkadaşlar, kuş akıllı kuş. Rüzgarı göğsüne almaya çalışıyor. Rüzgar aşağıda estiği için. Bakın arkamdan girmeye çalışıyor kuş. Normalde yolu gidim yeri şu iki ağacın arası arkadaşlar. Şu uzun ağaçlar şu sağdaki kümesin arasındaki ağacın arasından geliyor normalde. Veya işte bu şekilde bak görüyorsunuz. Böyle hedefçi bir kuş aslında. Daha kuş açmadım. Bir hemen hemen şöyle 10 dakika oldu ama yine bir uçsun diye ellemiyorum arkadaşlar. Bir 15 dakika falan uçsun. Antrenman olsun. O zaman altında yine biraz uçturacağım. Görüşürüz. Aferin. Bak hemen yönü değiştirdi, gördün mü arkadaşlar? Oradan geldi, hemen yönünü bir daha çevirdi. İşte rüzgarı o şekilde kullanmak istiyor. En doğrusunu yapıyor. Akıllı hayvan aslında. Kendi üstümüzden bir tane geldi böyle. Zaten bu boz erkekler arkadaşlar, bunlar çok fazla uzun oynamazlar. 10 metre ile 20 metre arasında. Dişiler de 15 metre ile 25-30 metre arasında oynuyor arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Ama çalışan kuşlar. Çalıştıkları için seviyorum. Hedefçi kuşlar. Hedefine geçen hamleyi burayı yapıyorlar. O yüzden bunlar benim vazgeçilmezlerim diyebilirim. Çok aşırı sesli değiller arkadaşlar. Çok sessiz de değiller. Normal orta sesli bir kuşlar. Herkesin kendi zevki bir şekilde. Ama dediğim gibi bunlar çalışkan kuşlar olduğu için. Ondan sonra hedefçilikler de olduğu için görüyorsunuz yine üstünde böyle haftayı yokladı. Böyle bunlar 1-2-1-2 başlarlar. Arkasında işte bir erkekler zaten taklayı 3 takla, 5 takla, 6 takla. Dişliler 2-3 tane daha fazla yapıyor arkadaşlar bunlardan. Ortalaması öyle söyleyeyim. Ona göre işte kendi yorumunuza beğendiniz beğenmediniz söylersiniz arkadaşlar. Kuş bu şekilde bak. Yine oradan da bir deneme yaptı şöyle. Ama yoruldu. İnmeye kafası yerde. Zaten bir 15 dakika oldu. Ben biraz daha şöyle bir zorlayayım 5 dakika daha. Ondan sonra altında kuş sereyim. Şöyle kendi biraz kuvvetlendirmesi lazım. Ama kafa yerde yani. İnmek istiyor. Yani kuş çıkartmadan da inebilir. Aferin be, gelişin iyiyim senin. Ama bunu es geçmeyecektim. Ağzını da hafızını açmış arkadaşlar. Bir dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi kıstığı zaman ha, orada patladı. Neyse o. Antrenman amaç uçuruyoruz kuş arkadaşlar. Şu yere ben bir 3 tane kuş sereyim görüşürüz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sen nereden geldi? Attı tam nereden geldi? Aferin.
Kuşları çıkarttım 3 tanesini. İnişini gerçekleştiriyor. Aferin. Dediğim gibi antrenman amaçlı bir uçumdu arkadaşlar. Ağzında görüyorsunuz bakın nasıl açtı. Lan yerde yem vardı, yeme saldı arkadaşlar. İyi değil aslında. Antrenman amaçlı bir 15'in dakikada bu uçtu arkadaşlar. İşte bu şekilde antrenman vermeye çalışıyor arkadaşlar. Aslında bir gökümüz daha var. Gökü de uçururum, sizlere gösteririm ama inanın gök gerçekten de bir saat hiç inmiyor. Ama onu şu anda uçuramayacağım. Çünkü 5'te bir yere gitmem lazım. Şu anda saat 4'ü geçiyor. İnşallah videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Durmuş abinin orada çektiğimiz dumanının bendeki olan kardeşini çekmek için aslında sizlere bu videoyu açmıştım ama maalesef fazla uçmadı. Dediğim gibi 20 dakika falan uçtu herhalde. 3-5 sefer yaptı. Yapabildiği kadar. 2 günde uçmuyordu. Bunu da sizlere bu şekilde bir hani sevgiledim. Bir görün diye. Bu da 5-6 gündür işte havada. İlk defa bugün tek uçurdum. Biraz hemen inmeye çalıştı. Seferlerini o şekilde yani. Tam sefer olarak yapmadı. Kuvvetli bir kuş değil. Antrenman vaatinde kaldırdım. Bunu da sonuna kadar atmacağına kadar uçuracağım arkadaşlar. İşte ürünler bu şekilde. Umarım beğenerek ve sevinerek izleyen bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolara görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olunuz. Selam ve saygılarla.